125 milyondan fazla nüfusu, imparatorluk sarayları, köklü tarihi, mabetler ve tapınakların yükseldiği manzaraları, modern üniversiteleri ve gelişmiş ekonomisi ile dikkat çeken Japonya hakkında bu içeriğimizde sizi çok şaşırtacak bilgiler bulunuyor. Her şeyden önce Japonlar kendi ülkelerine Japonya demiyorlar. Nihon veya Nippon adını veriyorlar. Bunun anlamı da güneşin yükseldiği yerdir. Japonya bir adalar ülkesidir. 6852 ada var. Ancak bunların 430 tanesinde insan yaşıyor. Toplam 127 milyon nüfusuyla dünyanın 10. büyük ülkesi. Ve ayrıca Tokyo etrafındaki alanlarla birlikte 35 milyon nüfusa sahip ve dünyanın en büyük metropol alanı. Japonya, geleneksel yaşamı, tarihi ve kültürel özellikleriyle hem Uzak Doğu ülkelerini hem de Avrupa ve Amerika'nın da içinde olduğu Batı'yı etkisi altına almış, güzellikleriyle büyüleyen bir ülke olmasının yanında her yıl yaşanan irili ufaklı 1500'e yakın deprem ve 6860'ın üzerinde ada ile dünyanın en ilginç yerleri arasına girer. Ülke özellikle 1923 yılında gerçekleşen 7.9'luk depremle 142.800 insanı kaybederken 2011 yılında 9.0 büyüklüğünde depremle sarsılmıştır. Gelişen teknolojisi, önlemler ve altyapılar sayesinde yıkımların ve kayıpların daha da azaldığı görülüyor. Kapsül oteller şehir merkezinde yer alan yüksek maliyetlere sahip otellere alternatiftir. İlk olarak 1979'da Japonya'nın Osaka şehrinde kurulan oteller günümüzde İngiltere, Rusya, Singapur ve Çin gibi kalabalık metropollere sahip tüm dünya ülkelerinde hızla yaygınlaşarak yeni modelleriyle hizmet veriyor. Tek kişilik, ucuz ve herhangi bir hizmet gerektirmeyen koşullar ilk bakışta klostrofobisi olanlar için biraz korkunç gözükse de 9 saati geçmeyecek konaklama süresince uyku, dinlenme ve kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak için fena bir fikir değil gibi görünüyor. Japonya hakkında bilgi denilince ülkenin %100'e varan okuma yazma oranından söz etmeden olmazdı. Güneşin doğduğu ülke olarak bilinen Japonya, bugün 19 Nobel ödülü ile dünya sıralamalarında ilk 50'de yer alan kaliteli eğitim sistemleri ile küresel başarılar elde eden Tokyo ve Kyoto üniversiteleri bulunuyor. 150'yi geçen lisans ve yüksek lisans mezunlarına bir de yetişkinler arasındaki okuryazarlık oranı eklendiğinde ABD, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi ülkelere göre daha fazla olduğu görülüyor. Dünyadaki robotların yarısı Japonya'dadır. Japonlar teknolojinin pek çok alanında olduğu gibi robotlar konusunda da öncüler ve Esimo gibi insana benzeyen robotlar yapma konusunda çok çalışıyorlar. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi ülke Japonya'dır. İçinden otomobil geçen binaları dahi bulunuyor. Japonya, Osaka'da bulunan 16 katlı Gate Tower binanın asansörü 5. ve 7. katlar arası durmayıp 4. kattan 8. kata çıkıyor. 400 yıldan beri Ağlayan Sumo adında bir yarışma yapıyorlar. Bu yarışmada sumo güreşçileri kucaklarındaki bebekleri ağlatmaya çalışıyorlar. Japonya'da bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştırıp sağlıklı bir yaşam getirdiğine inanılıyor. Yarışmada İki bebek bir sumo ringinde karşılıklı oturulduktan sonra hakem bağırarak "Nokotta" yani dövüş başlasın talimatı veriyor. Mücadelenin galibi ilk ağlayan bebek oluyor. Dünyada uzun yaşam denilince ilk akla gelen ülke Japonya. Çünkü 100 yaşın üzerinde 300 binden fazla insan yaşıyor. 21. yüzyıl sonrasına doğru 6 milyonu bulacak gibi görünüyor. 100 yaşın üzerinde olan ve ülkenin büyüklerini onurlandırmak için her yıl yaşlılara saygı günü düzenleyip ulusal tatil ilan edildiği biliniyor. Mıknatıslar üzerinde giden hızlı trenler saatte 500 kilometre hıza ulaşabiliyor. Genel olarak trenler dakikleriyle tanınıyor. Bu trenler bazen o kadar kalabalık oluyor ki istasyonda kapıda kalanları içeri doğru ittirmekle görevli bazı kişiler bulunuyor. Ortalama gecikme süresi sadece 18 saniye. Trenlerin önüne atlayarak intihar edenlerin ailesine ceza veriliyor. Mahora Yanardağ'ın kraterinin etrafını yetkililer bir çit çekmek zorunda kalmışlar.
Çünkü bugüne kadar 2000'den fazla insan kraterin içine atlayarak intihar etmeye çalışmıştır. 20 ila 44 yaş arası erkeklerin ana ölüm sebebi intihardır. 1 milyondan fazla insan Japonya'da evinden, odasından dışarıya çıkmıyor. Hikikomori denilen bu fenomen, bireylerin toplumsal yaşamdan çekilmeleri ve sıklıkla aşırı seviyelerde kendilerini izole etmeleri demektir. Onlara korkak diyorlar. Titanic faciasından sağ olarak kurtulan Japonlar ülkede korkak olarak adlandırılıyor. Diğer yolcularla beraber ölmedikleri için korkaklar olarak bahsedilen bu insanlar soyut olarak olsa da toplumdan dışlanan bir kesim olarak hayatlarına devam etmişlerdir. Japonya'da özür dilemek için 20 farklı kelime bulunuyor. İş yerinde uyuklamak gayet normal kabul edilebilir bir şey. Çünkü sıkı çalışmanın bir göstergesi olduğu düşünülüyor. Bir patron çalışanını uyurken gördüğünde çok çalıştığını düşünerek ona saygı duyuyor. Sevgili dostlar, Japonya'nın daha bahsetmediğimiz birçok güzel yanı bulunduğunu biliyorum. Ancak bu kadar refah seviyesi yüksekken insanların intihar etmeye yönelmesi ve yalnızlaşmaları büyük bir sorun olarak görülüyor. Bu denli büyük bir kesimin evinden çıkmaması ve diğer insanlarla iletişim yapmaktan kaçınması, 35 milyon nüfusu olan sadece Tokyo içerisinde bu kadar insanın birbirinden iletişim yapmadan nasıl yaşadığı hayretler içerisinde bırakıyor. Değerli arkadaşlar, her şeyden önemlisi biz Türkiye'de yaşıyoruz ve bizim için önemli olan bağları korumak her şeyden daha önemlidir. Bu yüzden her zaman dediğimiz gibi kendi hayatınızın kıymetini bilin ve başka hayatlara verdiğiniz değeri kendinize ve çevrenizdekilere verdiğiniz zaman en yüksek refah seviyesinde olan bir ülke insanından bile daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz.